çocukları kestiler koyun gibi. Alo, iyi misin? Bir şey mi oldu? Burada olanı bir tane kim biliydi? Kimse bilmiyor. Alo, kim bilecek? Biz çatışmayı duyduk. İki üç tane adam bıraktım eve. Sonra koştur koştur buraya geldik. Bu adam kalktı Rusya'dan geldi. Ta evine, evinin içine girdi. Torununu kucağına aldı, sevdi. Alexander'ın gelişi. Kimseye söyledin. Anneme söyledim ama öyle detay vermedim yani, geçiştirdim. Anana neymiş? Niye söyledin? Ne bileyim ben, sorunca bir şey mi oldu? Yok, bir şey olmadı. Haydi eve gidelim. Çok soru sorma. Hadi. Halo. Ha. Ne var? Ne oldu yine? O kadar hengame oldu da arada söyleyemedim sana. Şimdi bir arkadaşım var da benim. Bir kadın arkadaşım. Kadın? Ha. Bir arkadaşın. Erkek adamın kadın arkadaşı mı olur lan? Bunun bir derdi vardı işte. Bir de çocuğu var, oğlu var. Bir tane ufak oğlu var. Biraz da sıkıntıları var bunların. Ben de biliyorum, sen darda kalan hep el uzatırsın. Yani öyle öğrendim ben de senden. Kısa bir süre misafir etsek onları. Ha? Tabii müsaaden varsa. Ulan getirmişsin zaten. Getirdikten sonra bana soruyorsun ya. Geç bakayım, geç. Görek şu kadın arkadaşın. Sağ olsun, sağ olsun. Dur, 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 dur. Hoş ver. Hadi açmayayım kapı. Aç, aç, aç. Of, of. Abi günaydın, hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş buldum. Adın nedir? Elis, ben. Ha. İskender, yok yok. Ben de İskender Karayurt. İsko. Nursel nerededir? Mutfaktaydı abi. Gel, bak şimdi. İskender dedesi bak. Bu pehlivanın adı Umut. Ben buna senin en sevdiğin yemekten yaptım. Anam bu bir yedi, bir yedi tepsileri bitirdi. Sen yoksa kömbe mi yaptın? Aa, yaptım ama üç dilim kaldı, onlar da Umut'un. Ha, dokunmak yok. Au, paşay da paşaymış ha. Lan! Kızım merak etme. Burada sana kimse bir şey yapamaz. Bir sıkıntın olduğu zaman bana gel. Tamam.
anne, bence neden böyle komik konuşuyor? Kim? Ben mi? Nasıl komik konuşuyor? Auuu diyorsun. Ben mi diyorum? Auuu mu diyorum? Gel bakayım. Söyle bakayım bir daha. Auuu. Bir daha söyle. Auuu. Bir daha. Auuu. Auuu. Yunus. Aferin lan. Demek öyle ha, bunu kapatacaksın. Yedin mi sen tövbeyi? Gördüm. Hadi bakayım nasıl yiysen ben göreyim bir de. Gel bakayım. Gel mutfağa gidelim bir. Tövbeyi yak hadi. Hadi beni geçtim. Dayım bu kızın ne iş yaptığını öğrenirse ne olur biliyor musun sen? Sen bir şey söylemezsen öğrenemez. Oğlum. Anladım bak, senin bu kıza gönlün düşmüş ama ben senin iyiliğin için değil. Bak benim iyiliğimi istiyorsan şu kıza biraz iyi davran ya. Ya benim için önemli diyorum sana. Şu hayatta değer verdiğim biri var, onu da elimden alma. Abi. Ne var lan? Babam çağırıyor odasında. İyi tamam geliyorum. Baba yemin olsun öldürüyordum. Oradan oraya savurdum valla. Hayır bir de deve gibi. Ona rağmen dövüştüm boğuştum. Bir boşluğuma denk geldi indirdi beni. İki gözüm önüme aksın kafama vurmasa öldürüyordum. Gözünün yağınıyım baba. Çocuklarım var. Affet öldürme beni. Ne diyorsun ne yapalım bunu? Bir git tırşık kuşana. Gelip bir daha ağlayı. Ulan kalıbının adamı ol lan. Seni öldürmeyeceğim. Ama gözüme de gözükme. Alın bunu bir dağ başına götürün. Kumanyasını verin. Telefon yok. Sürünecek. Musa al. Ah ulan ah. Ucundan kaçırdık. Şu Alex ayağımıza dolanmayaydı iyiydi. Ulan var ya, bıçak gibi ezeceğim seni kansız, kansız. Korkmaz gidince bir halt yemedi. Korkmaz alınca... fare yavrusu gibi kaldı ortada. Ama olsun. Rotamızı biliyoruz. Ne diyor arabalardaki zımbırtı? Rota yeniden oluşturuldu. İyi de korkmaz bir daha bu tuzağa düşmez. Yani sen daha iyi bilirsin de tabii. Biliyorum, biliyorum. Onun kafasını karıştıracağız. O iş bende. Ay kattım işin. O iş bende. İyi, tamam. O iş bende demek ya. Nereye gidiyorsun lan? Oo! Ha ben pardon bilemedim, bitti sandım. Pardon. Dert bir tane mi lan gidiyse? Doğru diyorsun. Şu Ula Demir'i bulun hemen. Getirin. Tamam, hallediyorum ben. Tamam, haydi hallet.